Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla sizlerleyim. Bugün sizlere Siccin 2 filmine de konu olan ve birçok YouTuber'ın da gittiği Issız Cuma Mezarlığı ve tarihin en muazzam yapısı olan Asırlık Camii ve esrarengiz olayları anlatacağım. Aslında birçok YouTuber bu mezarlığa gitti ama ki aslı astarı olmayan yalan yanlış anlatım ve çekimlerle insanları kandırmaya ve göz boyamaya çalıştılar. Amaçları dikkat çekmek ve prim yapmaktan fazlası değildi. Cinler var deyip mezarlığın tarihinin mistik güzelliğini karalamaktan başka hedefleri olmadı. Evet arkadaşlar, Issız Cuma Mezarlığı esrarengiz olayların yaşadığı ama burada bize anlatılmak istenen konu ise ders çıkartmaktan ötesi olamaz. Çünkü Allah isterse hiçbir şey imkansız değildir. Ben de bir Çanakkale'li olarak yaşadığım ve doğduğum bu tarihi anlatımları görerek büyüdüm. Sizlere en iyi şekilde anlatmak ve doğru bilgiler sunmak istiyorum. Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Seyvan ve Çakıroba köyleri arasında bulunan Issız Cuma Camii mezarlığında yaşanan sır dolu olaylar duyanları gerçekten şaşkına çeviriyor. Mezarlığa defnedilen bir anne ve bebeğin birbirinden ayrı yapılan mezarları her seferinde yeniden birleşti. 3 yaşındaki kızını toprağa veren anne ise 47 yıl sonra mezarı açtığında şok eden bir olayla karşılaştı. Evet arkadaşlar, Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Seyvan ve Çakıroba köyleri arasında 1335 yılında yapıldığı tahmin edilen camiye etrafta başka yapı olmadığı için Issız adı verildi. Eskiden sadece cuma namazlarının kılındığı caminin adı daha sonraları Issız Cuma oldu. Issız Cuma bölgesinde bulunan en eski tarihi mezar taşına göre yaklaşık 680 yıllık olduğu sanılan mezarlıklar ise Seyvan köyü tarafından kullanılıyor. Ancak mezarlıkta yaşanan esrarengiz olaylar duyanları hayrete düşürüyor. Üstelik olayları birebir tanık olanlar anlatıyor. Buna göre buraya bir anne ve bebeği gömülmüş. Bundan tam 52 yıl önce Hatice isminde bir kadın bir kız çocuğu doğurur. Doğumundan sonra Hatice vefat eder. Bebeğe Ayşe ismi verilir. Ayşe bebek de 20 günlük iken vefat eder. Anne ve bebeği aynı mezarlığa defnedilir. Cenazelerinin gömülmesinden kısa bir süre sonra yakınları mezarlık ziyaretine gider ve gördükleri karşısında hayrete düşerler. Annenin ve bebeğin mezarları birleşmiş vaziyettedir. Mezarlar yeniden düzenlenir. Fakat her seferinde mezarların birleştiği görülünce yakınları bu duruma artık müdahale etmek istemezler ve mezarları birleşik halde bırakırlar. Issız Cuma Mezarlığı, Siccin 2 adlı filme de konu olan bu olay insanı hayretler içerisinde bırakıyor. Anne ve bebeği arasındaki bu kuvvetli bağ çok düşündürüyor. Issız Cuma Mezarlığı'nda yaşanan esrarengizlikler bununla da sınırlı kalmıyor. Seyvan köyünde yaşayan Emine Salı 1967 yılında 4 yaşındaki kızını suya düşürdü. Hayatını kaybeden küçük kız Issız Cuma Mezarlığı'nda toprağa verildi. Acılı anne, kızı Hatice'den geriye kalan tek şey olan saç örgüsüne bağladığı boncuğu bir iple kızının başındaki mezar tahtasına bağladı. Aile maddi durumları iyi olmadığı için aradan geçen sürede kızlarına mezar yaptıramadı. Anne Emine Salı kızının mezarını yaptırmak için 47 yıl para biriktirdi. Hatice bebeğin mezarı yeniden yapılmak üzere açıldı. Anne Salı gördükleri karşısında şaşkına döndü. Kızının mezar tahtasına bağladığı ip ve boncuğun mezardaki her şey çürümüş olmasına rağmen ilk bağladığı şekilde durduğunu söyleyen Salı, "Bebeğim vefat ettiğinde 4 yaşındaydı. İki oğlumu ve bir kızımı gömdüğüm bu mezarlıkta kızımın saç örgüsü bağladığım ipi ile boncuğu mezarı başında mezar tahtasına bağladım. İmkanımız olmadığı için mezarlarını yaptıramadık. Şimdi mezarlarını yaptırdık. Kızımın 47 yıl önce mezarı başında tahtasına bağladığım ipiyle boncuğunu buldum. Mezar tahtası erimiş bir çomak halini almış. Ama benim tahtaya bağladığım boncuk ve ip 47 yıl önce bağladığım gibi çürümemiş halde" dedi. İnanılması güç olan bu hadiseyi duyan vatandaşlar yurdun değişik yerlerinden bu mezarları görmeye geliyor. Bu olay birkaç kez tekrarlandıktan sonra yakınları anne ve kızın mezarlarını olduğu şekilde bırakmaya karar verdiler. Mezarlığı ziyaret edenler de bu ilginç olay karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Evet arkadaşlar, bu tarz videoların devamı için videolarımı beğenmeyi, abone olmayı, zil sesini açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda farklı hayat ve yaşamlarla, korkularla yüzleşmek için. Hoşça kalın.